Ömer Faruk Kergerlioğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili görevini yaparken bir oldu bittiğiyle Sincan cezaevine. Millet iradesi hep yok sayılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevi tamamen kaybettirilmeye çalışıyor. Bugün 22 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet iradesiyle kuruluşunun 101. yılı. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu diyor ki, öğrencilerin, çocuklara armağan edilen bir bayramdır. Tüm çocukların bayramını kutluyorum. Ama böyle bir günde halkın iradesiyle seçilmiş milletvekili cezaevinde olursa 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu kutlu olur mu diyor. Yasama yürütme, yasamayı teslim almış vaziyette diyor kendisi. Ve özellikle KHK'lılara çok selamı var. Binlerce mektup geldi diyor. Benim burada yalnız olmadığımı bana hissettiren tüm yurttaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum dedi kendisi. Bir sitemi oldu. Gazeteciler soru sormuş, soru göndermiş. Ama ne yazık ki avukatlar o soruyu Ömer Faruk Gergerlioğlu'na soramamışlar. Ya soru sormaktan niye bu kadar korkuyorsunuz? 128 milyar dolar nerede diye soru soran korkarsınız. Gazeteci cezaevinde yatan bir milletvekiline soru sorar, o sorudan korkarsınız. Bırakın da soruyu kime sorulmuşsa, soru sorulan kişi belki yanıt veremem diye korkuyorsunuz.